Örgü Köşesi kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Güzel ve modelin yapım aşamasını anlatmaya çalışacağım. İki şiş çalışacağız. Videoya geçmeden eğer kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretine tıklarsanız hem paylaşmış olduğum yeni videolardan anında haberdar olursunuz hem de bana destek olmuş olursunuz. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Şöyle videoya geçmeden şişlerimden ve ipimden bahsedeyim size. 3 numara şiş kullanacağım. Alize'nin bebe yününü kullanacağım. Evet, modelin yapım aşamasına geçelim. İlmek çıkararak başlıyoruz. Bu şekilde ipi parmağıma doluyorum. Şişimi buradan geçiriyorum. İpimi atarak ilmek çıkarıyorum. Modelimin ilmek sayısı 10 ve onun katları artı 4 ilmekten oluşuyor. Ben şimdi kısa bir anlatım yapacağım için az bir ilmek çıkaracağım. Siz ne yapacaksanız ilmek sayınızı ona göre belirlemeniz gerekecek. İlmeklerimi tamamlayıp geliyorum. Evet, ben şöyle ilmeklerimi çıkardım. 24 ilmekten anlatım yapacağım size. Yani iki model üzerinden. Modeli anlatabilmek için bana bu kadar ilmek yeterli. Anlatım esnasında modelin alt kısmına lastik uygulamayacağım için arka yüzden ilmeklerimi bir sıra ters ördüm. Ön yüzden modelimizin kurulumuna geçebiliriz. Şimdi birinci sıra ön yüzden modelimizi kurmaya başlıyoruz. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra ipi benden yana alarak 2 ilmek ters örüyorum. Bir artırma yaptım. Sıradaki 2 ilmeğimin yönlerini sola doğru çevirerek ikisini birlikte ördüm ve bir ilmeğe düşürdüm. Ardından 1, 2, 3, 4 ilmek düz ördüm. Daha sonra sıradaki 2 ilmeği soldan girerek sağa doğru kesiyorum. Ve bir arttırma yaptım. Burası bir model. Şimdi bir modelle diğer modelin arasında 2 tane ters ilmek olacak. 2 ilmek ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. Burada yine tekrar bir arttırma yapıyorum. Model başlayacağım yine. Sıradaki 2 ilmeğimin yönlerini sola doğru çevirdim ve ikisini birlikte düz örüp 1 ilmeğe düşürdüm. Tekrar 1, 2, 3, 4 ilmek düz ördüm. Sıradaki 2 ilmeğimi soldan girerek sağa doğru kesmiş oldum bu sefer de. Bir artırma yaptım. 2 ilmek ters örüyorum. Kenar ilmeğimi düz ördüm. Ön yüzden modelimizi kurmuş olduk. Modelimin ikinci sırasında ve arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra 2 ilmek düz. İpi benden yana alarak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ilmek ters ördüm. Yani ilmeklerimi gördüğüm gibi ördüm. 2 ilmek düz. Tekrar ters olan ilmeklerimi ters örüyorum. Burayı hızlı geçiyorum. Burada çünkü işlem yok. Ters örgüden oluşuyor. Ters ve düz örgüden. 2 düz. Kenar ilmeğimi ters ördüm. Evet, modelimin 3. sırasında ve ön yüzündeyim. Devam ediyoruz. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra ipi benden yana alarak 1, 2 ilmek ters ördüm. İpimi arkaya aldım. Bu ilmeğimi düz örüyorum. Daha sonra bir artırma yaparak yine sıradaki 2 ilmeğimin yönlerini sola doğru çevirdim. İkisini birlikte düz örüp 1 ilmeğe düşürdüm. 1, 2 ilmek düz ördüm. Yine sıradaki 2 ilmeğimi soldan girerek sağa doğru kestim. Bir artırdım. Bir ilmek düz ördüm. İpi benden yana aldım. 1, 2 ilmek ters ördüm arası için. Ara model olan 2 ters ilmeğim. Tekrar 1 ilmek düz örüp bir artırdım. Sıradaki 2 ilmeğimin yönlerini sola doğru çevirerek ikisini birlikte örüp kesiyorum. 1, 2 ilmek düz ördüm. Yine sıradaki 2 ilmeğimi soldan girerek sağa doğru kestim. 1 arttırdım. 1 düz ördüm. İpi benden yana aldım. 1,
2 ilmek ters ördüm. Kenar ilmeğimi düz ördüm. Modelimizin 3. sırası bu şekildeydi. Modelin 4. sırasında ve arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra yine burada 1, 2 ilmek düz ördüm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ilmek ters olarak ördüm. 2 ilmek yine düz. Yani ilmekleri arka yüzde gördüğümüz gibi örüyoruz. İki düz, kenar ilmeğimi ters ördüm. Modelimin 5. sırasında ve ön yüzündeyim. Devam ediyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra 2 ilmek ters. Devam ediyorum. 2 ilmek ters ördükten sonra 2 ilmek düz örüyorum. 1 artırdım. Yine sıradaki 2 ilmeğimin yönlerini düzelttim. İkisini birlikte örüp 1 ilmeğe düşürdüm. Burada artık ortada örecek ilmek yok. Direkt 2 ilmeğimi soldan girerek sağa doğru kesiyorum. 1 artırdım. 1, 2 ilmek düz ördüm. İpi benden yana aldım. 1, 2 ilmek ters. İpimi arkaya aldım. Tekrar 1, 2 ilmek düz ördüm. 1 artırdım. Sıradaki 2 ilmeğimin yönlerini sola doğru çevirdim ve ikisini birlikte örüp 1 ilmeğe düşürdüm. Soldan girerek sağa doğru bir kesim yapıyorum. 2 ilmeğimi kesiyorum. 1 artırdım. 2 ilmek düz. İpi benden yana aldım. 1, 2 ilmek ters ve kenar ilmeğimi düz ördüm. Modelimin 5. sırası bu şekildeydi. Modelin 6. ve son sırasındayım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra burada yine ilmeklerimi gördüğüm gibi örüyorum. 2 düz, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tekrar 2 ilmek düz. İpi benden yana aldım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. 2 ilmek düz. Kenar ilmeğimi ters olarak ördüm. Evet. Modeli bir kez kurduk. Şöyle göstereyim size. Model hep bu 6 sıranın tekrarından oluşuyor. Şu anda çok anlaşılmıyor olabilir. Model üst üste gelince anlaşılacak. Dilerseniz ikinci modelin 1. sırasını birlikte kuralım ki kafanız karışmasın. İlk sırada yaptığımız gibi yine devam edeceğiz. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra 2 ilmek ters örüyorum. İpimi arkaya alarak burada 1 arttırıyorum. Sıradaki 2 ilmeğimin yönlerini sola doğru çevirerek kestim. 1 ilmeğe düşürdüm. Ardından 1, 2, 3, 4 ilmek düz ördüm. Bu sefer de soldan girerek sağa doğru bir kesim yapıyorum. Ve bir arttırma yapıyorum. Arası için 2 ilmek ters ördüm. Tekrar bir arttırdım. Sıradaki 2 ilmeğimin yönlerini sola doğru çevirdim. İkisini birlikte kesip 1 ilmeğe düşürdüm. 1, 2,
3, 4 ilmek düz ördükten sonra kalan 2 ilmeğimi soldan girerek sağa doğru kesip 1 ilmeğe düşürüyorum. 1 arttırdım. 2 ilmek ters. Kenar ilmeğini düz olarak ördüm. Evet. Şöyle göstereyim size. İkinci modelimizi birinci sırasında kurmuş olduk. Model kendini gösterdi. Modelin mantığı hep aynı şekilde. 6 sırada bir kendini tekrar ediyor. Daha fazla devam etmeyeceğim. Kamera arkasında modeli ben lastik üzerine ve de büyük bir parçada denemiştim. Bir de onu göstereyim size. Bu da kamera arkasında örmüş olduğum büyük model. Bakın modelimizin daha büyük hali bu şekilde duruyor. Ben burada modeli lastik üzerine çalıştım. Dilerseniz birlikte ördüğümüz gibi lastiksiz örebilirsiniz. Ya da bu şekilde lastik üzerine de uygulayabilirsiniz. İki şekilde de gayet düzgün duruyor alt kısmı. Modelimin arka yüzden görünümü de bu şekilde duruyor. Şimdi bu modelden ne örebilirsiniz? Hemen biraz onlardan bahsedeyim size. Bu arada bu modeli ben bu parçayı 3,5 numarayla çalıştım. Şimdi bu modelden ne örebilirsiniz? Hemen biraz onlardan bahsedeyim size. Bu modelden çok güzel anne yeleği olur. Angora iplerle çeyizlik yelek yapımında kullanabilirsiniz. Yine yazlık bluzlarınızda kullanabilirsiniz. Etör şal yapımında, ev tekstilinde birçok yerde değerlendirebileceğiniz kolay ve de güzel bir model oldu. Böylelikle de bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Umarım anlaşılır bir video olmuştur. Videolarımı izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı, eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.